Balkanlar TV hepimizin kanalı. Ben sizden rica ediyorum, eğer lütfederseniz sosyal medyada, YouTube'da Balkanlar TV yazalım ve takip edin bakalım neler varmış. Amatör bir ruhla, hani düşük imkanlarla büyük bir camianın sesi olmak cüretinde bulunuyor. Zaten büyük bir işe kalmışız ama ben inanıyorum ki sizlerden de bu konuda bize destek gelecektir, fikirler gelecektir. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Balkanlar TV hepimizin, yani sizlerin kanalı. Televizyon şu anda bulunduğumuz ortamda yok ama telefon var, internet var. İnsanların %80'i, 90'ı şu anda sosyal medyada vakit geçiriyor. Birçoğumuz eve gittiğimiz zaman televizyonun dizisinde basmadığımız günler çok. Bazen basıyoruz ama maç için ya da özel şeyler için. Seskin Hocam sağ olsun böyle bir yere bize açtı. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol hocam. Çok mutlu burası. Ama mutfağında olmak başka, hamuruyla uğraşmak başka. Biz tamam gene yanındayız senin ama her zaman gelemediğimiz için kusura bakma. Estağfurullah. Yani bundan sonra madem 64 senedir bu ülkede yaşıyorum. Gençlik yıllarımda 25 yıl belki fazladır futbol hayatım oldu. Kısmetçe şair olmak varmış. Bugün sizin karşınızda şair olarak bulunuyorum. Şimdi kitabımla sevgi dolu bir şiiri okumak istiyorum. Bir tane sana hoşça kal diyemedim. İçimdekileri söyleyemedim. Korkuyorum gözlerine bakmaya. İçimdeki sönmüş ateşi tekrar yakmaya. Zor da olsa alıştım sensiz yaşamaya. Sensizlik içimi kemirse de, bu kalp seni özlese de cesaretim yok sana dönmeye, bir daha sevmeye, hasretinden her gün ölmeye. Böyle bir futbolcu ben ilk kez görüyorum. Yani futbolcuların her zaman şair ruhludur demek istedim ama bilmiyorum böyle rastladınız mı? Şair ruhlu bir futbolcu ya da şair bir futbolcu o anlamda da Allah razı olsun. Ben de bir Bulgaristan göçmeniyim. Şundan gelmişler. 1877-78. 93 muhacirlerindeniz. Balıkesir Gönen'de yerleştik. Daha sonra 1965 yılında İstanbul'a göç ettik. Ben doktor veterinerim. Uzun süre üniversitede öğretim üyeliği yaptım. Daha sonra da şu anda bir gıda sektöründe firmanın sorumlu müdürlüğünü yapıyorum. Böyle bir ortamda bulunmaktan öncelikle bizi davet eden Saadettin Hocamıza, bu iş sahibi Sayın Seçkin Hocamıza, özellikle misafirimiz İzmirli hanımefendi Esra Hanım'a ve bundan bütün dostlara, arkadaşlara bu geceden ötürü teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum, bahtiyar oldum. Bu geceden sonra inşallah böyle gecelerin devamında emeğini yedelim. İnşallah beraberliklerimize devam etmeyi düşünüyorum. Tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Seskin Hocamı bugün ilk defa tanıdım ama gıyabınızda Saadettin Hocamız vasıtasıyla bu tarif zamanlar isminiz gündeme gelmiş idi. Hatta daha önce böyle bir ziyareti düşündük ama buraya mıydı? Başka yerimde onu hatırlıyorum. Yeri bilmediğim için. Arkadaş, ben aslen Vizeliyim. Kepirtepe Öğretmen Okulu'na yazılıyorum. Biz Kepirtepe'liler biraz bu konuda babanızı da çok tanıyorum. Beraber yolculuk ettik. Annesi burada yaşıyor. Kampüsü şu anda. Bilseydik çağırdım. Kepirtepe'liler olarak onu hep beraber buradan bizim günümüze de giderken gördük beraber. Televizyonda o programı da izledim. Çok CNN'de. Duygulandım evet. Yani söz konusu vatan olunca her şey tekrar kalıyor ya. Evet. Çanakkale'ye Balkanlardan her yerden gelmişler. Dünyanın her yerinden Osmanlı için gelmişler. Fakat bir şey var. Arnavutluk'ta bizim öz notalarımızla Çanakkale türküsünü bizden daha yanık Arnavutça okuyorlar. O kadar çok evlatlarını Çanakkale'deki yaptıkları evlatları için orada aynı ezgilerle Arnavutça sözlerle okuyorlar. Nuri Şkoza sanatçımız bir kıtasını Arnavutça okuyacak. İki kıtaya da biz de eşlik edelim. Bu
güzel ambiyansı her yerde bulamayız. Dolayısıyla böyle başlayalım. Çanakkale'den sonra Kırmızı Gül'e geçelim. Atamızın sevdiği Bardan Ovası'na geçelim. İzmir'in marşıyla devam edelim. Bütün ülkeyi gezelim diye düşünüyorum. Ama erkekler azı bilir dediniz ya, bu geceye has hepsini bilmeye çalışalım. Tamam. Sadece bize bırakmayın. Çünkü kalmanızda belli olmadı. Evet. Hadi bakalım. Hadi hocam. Bir Türkçe kutayım. Thank you.
sevgili Balkanlar TV izleyenleri, bu akşam Anemas Kafe'deyiz ve sevgili Seçkin Dindar hocamızın misafiriyiz. Siz Sayın Saadettin Sökmen hocamızın vesilesiyle böyle bir akşamı bize yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle nasılsınız? Sağlığınız, saati nasıl? Çok teşekkür ederim. Bu geceyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz Sayın Saadettin Sökmen? Bu geceyle ilgili güzel anılarımız var, geçmişte yaşananlar var. Çevremizdeki insanlara yaşattıklarımız var. Sizin gibi yeğenlerimize, kardeşlerimize, başımızın tacı olan gençlerimize güzel bir şeyler bırakabilme telaşı içinde, güzel bir şeyler bırakabilmenin sevinci içerisinde. Ben biliyorsunuz 50 yılı aşkın halk oyunlarında emeği geçen, aynı zamanda basın camiasında emeği geçen, folklor öğretmenliğinde uzun yıllar emeği geçen Rumeli Balkan kökenli, Trakya doğumlu, çocukluğumuz Zeytinburnu'da, Bahçelievler'de, Bakırköy'de, Fatih'te geçti. Uzun yıllar halk evlerinde oyun oynadık, hocalık yaptık. Şu anda da Seçkin Dindar hocamızın Anemas Kafe Balat'ta bu sene öyle tahmin ediyorum ki 7. senesini doldurdu. Yalnız bırakmadık hocamızı. Güzel bir gün hazırladık. Yani çoğunluk önemli değil burada. Önemli olan insanların bir araya gelip sıcak bir ortam içerisinde bu günü yaşamaları. Biz nostalji yaptık. Geçmişte yaptıklarımızın küçücük de olsa bir tekrarını yaşamaya çalıştık. Şiirlerle, şarkılarla, fıkralarla bir arada olmaya çalıştık. Böyle bir program, sizler de geldiniz, bizim yaşantımıza küçük de olsa bir renk kattınız. Kutluyorum sizi, teşekkür ediyorum. Ben emekli öğretmenim. Kirpikçe öğretim okulu mezunuyum. Aşağı yukarı 50 seneye yakın İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul çok sevdiğim bir kent. Ama şu an için eskisi kadar sevemiyorum. Şimdi bir şiirimde İstanbul'u anlatmaya çalıştım. Gözümün gördüğünce biraz katlanacaksınız. Belki birkaç dakika fazla sürebilir. Mayıs'ta İstanbul. Ilık bir Mayıs sabahında çimenler çiğde yıkanırken henüz düşlerimden koptum da geldim. Bir yalının saçağında eğlenen kırlangıç oldum. Kuzguncuk'ta kumruymuşum. Serin sularda uskumruymuşum. Aşiyan'da erguvanmışım. Yıldız'da lale. Emirgan'da demli bir çay. Sarıyer'de avare. Göksu'da bir parktayım. Saçlarım salkım söğüt. Ellerim sardunya. Yokuş aşağı bir yol, eski zamanların tanığı, ayaklarımın altından granitten bir ırmak boğaza akar. Aşınmış taşlarıyla bir Arnavut kaldırımı, sağında yarı aralık, görmüş geçirmiş davetkar ahşap bir kapı. Vay, 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 uçuşan etekler, birbirini süzmeler, sarılmalar, öpüşmeler, bin bir çeşit parfüm harmanlandı burnumda. Anladım, bin yıllık istiklal değil. Güzel bir gece oldu, söyleşi oldu, şiir oldu, müzik oldu. Bir Trakyalılar olarak burada buluşmamız bana büyük zevk verdi diyebilirim. O şeref bize ait efendim. İyi ki buradayız, sizlerle beraberiz. Hocam az evvel sofrada güzel şiirlerinizden böyle kulaklarımızın pası silindi, gönlümüz doldu. Balkanlar TV izleyenleri için de birkaç mısra mırıldanabilir miyiz? Lütfederseniz hocam. Tabii. Şimdi ben Kepirtepe Öğretmen Okulu mezunuyum. Benim öğretmenlerim köy enstitüsü mezunlar. Onlar sayesinde yetiştik. Kepirtepe'ye büyük borçlarımız var. İşte bu oradaki birikimlerimizi zaman zaman bazı konularda yansıtıyoruz. Ben de şiirle yansıtmaya çalıştım. Şimdi küçük bir şiirimi okuyacağım burada. Soygun.
resim sergileri. Eşkıyan olsam aşkını soyardım senin. Kalbini ve sevdanı soyardım. Karın kadar zengin olabilmem için. Teşekkür ediyorum. Bizim burada toplanırken sizin gibi nezih insanlarla tanışıp burada birlikte olmaktan dolayı Seçkin Hocam'a teşekkür ediyorum ve lütfen bir alkış. Lütfen. Herkes sizden bahsetti ama bir alkış almamıştık. O için onu hak etmiştiniz sizi. Efendim ben nacizane Atatürk için yazdığım şiiri sizlerle paylaşacağım. Ne kadar beğenirseniz, ben bir Rumeli olarak o borcumdu. Ödeyemem ama çalıştım. Sevgili Atatürk, görmesin ülkemiz hiçbir gün zeval. İyi insanın yüzünde olur nur cemal. Daima kalbimizdesin Mustafa Kemal. Verilen sevgi sana olsun her zaman helal. Sevgili Mustafa Kemal, ne Kocatepe dedin ne de Çanakkale. Meydan okudun yedi düvele. Ne mutlu seninle beraber savaşan askere. Bırakmadın bu ülkeyi yabancı ele. Teslim ettin vatanı bize cumhuriyetle. Gerçekler inkar edilse de sevgiyle yaşayacaksın gönüllerde. Dünya durdukça minnettar kalacak ülke. Mustafa Kemal Atatürk'e. Adım Mehmet Ali Osmanlı. Pirlipe doğumluyum. 68 yaşındayım. Teşekkür ederim. Gençlik yıllarımda futbol oynadım. Onun da tesiri olmuş olabilir tabii ki. Benim bu akşam burada bulunmam, sizlere de teşekkür ederim. Hani bizlere, yanımızda olduğunuz bizim ve bizi de yayınlayacaksınız. Burada Sayın Seçkin Bey'e de teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon yapıp hepimizi topladı. Tanımadığım insanları tanıdım. Ve otantik bir yerde bulunuyoruz. Çok güzel bir şey. Yani ben size teşekkür ediyorum. Bizlere bu olanı verdiğiniz için. Ben Şair Mehmet Ali olarak çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben nacizane Çanakkale için yazmış olduğum şiiri ilk defa sizlere paylaşıyorum. Sen Çanakkale'sin. Çanakkale, seni anlatmak için nereden başlasam? Ya bir de eksik yazarsam? Ama sen Çanakkale'sin. Bağışlarsın. Bağrında kimleri yatırmazsın? Seni tanımak isteyen tarihe bir baksın. İçinde aynalı çarşın. Senin için hep şarkılar çalınsın. 18 Mart'ta meşaleler yansın. Şehitler için kandiller yakılsın. Senin toprağına dikkatle basılsın. Çanakkale, tarihin altın sayfasına yazıldın. Dünya bunu böyle bile. Silinmeyecek bir tarih bıraktın bize. Onlarca düşmanı getirdin dize. Çünkü sen Çanakkale'sin. Gerek yok başka size. Teşekkür ederim. Balkanların gelenekleri, görenekleri, örf adetleri, halk oyunları, orada burada nasıl yaşatılıyor, nelerle mücadelelerle İstanbul'un asıl yaslarında bazı şeyler kayboluyor. Kaybolmasın diye bir program yapalım dedik. Bu programa İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Halk Oyunları Konservatuvarı'nın kurucusu Fikret Değerli'den, öğretim görevlileri Ahmet Bey, Bülent Bey gibi birçok kişinin de konuk olduğu, yani işe akademisyenlerin de geldiği. Balkanlar TV ile çok daha iyi oluyoruz. Çünkü tüm Balkan, Rumeli, göçmen, Trakyalı, muhacir kelimelerinin parantezini küçük parantezden tek tarafı açık parantez, sonu sonsuzluğa bizi açan bu ekranlardan tüm Balkan insanlarına selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu seçkin ve nezih insanlarla aynı ortamda olmanın mutluluğunu ve bahtiyarlığını paylaştık. Atamızın sevdiği türkülerden Türk sanat müziğine ve ilerleyen dakikalarda da Balkan müziğine geçerek bu güzel geceyi taçlandırmak istedik. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Balkanlar TV izleyicilerine bizi izlemeye devam edin diyerek çok selam ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Burada kapı hizmeti mi veriyor? Nasıl? Burada kapı hizmeti mi veriyor? Şimdi işte 800 lira bir bu geceyle ilgili duygu düşeceğim. Önce hocama çok teşekkür ediyorum. Daha önceden folklor oynadığım dostlarım, köylerinden hocam burada. Yine yeni şair dostumuz geldi, misafirlerimiz geldi. Ben gerçekten çok mutluyum.
Benim az evvel yemekte söylediğim gibi bir gün fotoğraf çekmeye geldik. Eşim burayı hayal etti. Mimarımız Nuri Coşkun Bey çizdi. Ben de bürokratik işleri hallettim. İşte koşturma işlerini yaptım. Mevrak işlerini. Sonunda burayı yaptık. Burası gerçekten Sultanahmet, Galata bölgeleri bilinir. Çok yakında Ayvansaray, Fener Balat'ta bir yeni destinasyon alanı olacak. Son zamanlarda çok popüler oldu. Burada Edirne Kapı'dan başlayan, Mirvah Sultan Camii ile başlayan, hemen biraz ilerisinde 100 metre ilerisinde en az Ayasofya kadar önemli olan Kariye Müzesi ile yine Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldığı zaman yerleştiği Tekfur Sarayı ile biliyorsunuz oraya yerleşti. 10 sene içerisinde Topkapı Sarayı'nı yaparak o tarafa geçti. Ve biraz aşağıya geldiğiniz zaman Eğri Kapısı ile 1600 yıl önce yapılmış İstanbul surlarıyla ki çok önemli. Çin Seddi'nden sonra ikinci dünyanın en önemli surları. Biraz aşağıya geldiğiniz zaman işte buraya geldiğiniz zaman bütün Osmanlı filmlerinin çevrildiği Anemas zindanları. Hemen yanında Mimar Sinan 1585 yılında yaptığı cami. Kazaskeri Vaz Efendi Camii deniyor ama bir rivayete göre Kadı Asker Camii. Fatih caminin etrafında 10 tane kadıya 10'ar dönümlük yerler verilmiş cami yapsın diye. Bir tanesi Vatan Caddesi'nin oradadır Kadı Asker Camii. Bir tanesi de budur herhalde. Ve hemen burada yine Emir Buhari Tekkesi var. Buhara'dan yola çıkıp Nakşibendli Anadolu'ya yaymışlar. Sonra buraya gelmişler. Bir tane de Eyüp tarafında var. İki tane Buhari Tekkesi var. Cami olarak da hizmet ediyor bir süredir. Hemen alt tarafta Blekernia Kilisesi var. Aslında arkeolojiden gelen bir fotoğrafı biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Burası aslında bir kale. Kale Blekernia'dan başlıyor. Yine Tekfur Sarayı'na kadar uzanıyor. Bu kalenin surları İstanbul surlarından ayrılıp hemen bu tekkenin altında surlar devam ediyor. Biraz ileride bir caminin orada sona eriyor. Aslında çok tahrip edilmiş. Şu anda İstanbul surlarının yaklaşık 1/4 tahrip edilmiş vaziyette. Keşke surlara hiç dokunulmasaydı. Bilmiyorum içinizde Çin'e giden var mıdır? Uçaktan evet. Baktığınız zaman Çin Seddi baştan sona bütün olarak korunmuştur Çinliler tarafından. Bir taşı bile ziyan edilmemiştir. Ama biz o kadar zengin bir ülkeyiz ki yani o tarihi taşları söküp rahatlıkla evimizin bahçesinde bahçe duvarlar kullanabiliyoruz. Müthiş zengin, tarihi zengin olan bir ülkeyiz. Ben inanıyorum ki yakın bir zamanda burası üçüncü bir destinasyon alanı olacak. 2 hafta önce plakalar çakılmaya başlandı. Burası World Heritage, Dünya Kültür Mirası yolu olarak ilan edildi, kültür yolu olarak. Tabii bu ilan edildiği için bütün rehberler, bütün tur şirketleri bu yolu kullanmaya başlayacak. Bunun bir avantajı bölgenin kalkınmasına katkısı olacak. Yavaş yavaş küçük dükkanlar daha kaliteli ürünler satmaya başlayacak para kazandıkça. Evlerini boyamaya başlayacaklar. İleride belki bu gördüğünüz bütün alanlar pansiyona dönüşecek. Tabii ben bir diş hekimiyim. Tarihten falan anlamam. Ama 2011 yılından beri burada yaşayan artık bir hayvansaraylıyım. Evimi de buraya taşıdım. Evim 3 dakika aşağıda kilisenin karşısında bir Osmanlı evini restore ettim. Orada yaşıyorum 40 metrekare 2,5 katlı. Çok da mutluyuz burada yaşadığımız için. Sonunda Çingene'yiz, Edirne'liyiz. Burası da zaten Romanların oturduğu bir yer. Ondan çok sonra, yabancılık çekmiyoruz dedin. Hiç çekmiyorum. Onlar beni seviyor, ben onları seviyorum. Ama burada tartışmalı bir konu var. Acaba yıkılıp kentsel bir dönüşümle yeniden yapmak mı yoksa olduğu gibi muhafaza etmek mi? Bu tarihçiler tarafından, felsefeciler tarafından, arkeologlar tarafından, belediyeciler, herkes tarafından tartışılıyor. Bu benim uzmanlık alanım değil. Ama şunu açıklıkla söyleyebilirim. Mesela burada sur içerisine çok büyük bir otel yapıldı. Size samimi söylüyorum, benim bir ayağım Amerika'da kızlarımdan dolayı. Sıradan bir kasabada böyle oteller var. Keşke sur içinde o tarih evler restore edilseydi. Çünkü insanlar buraya gelip yabancılar kendi ülkelerinde bir köyde gördüğü bir oteli görmek istemezler. Taş yığını görmek istemezler. Bence eski haliyle muhafaza edilmeli. Daha fazla tahribat yapılmamalı. Balat, Fener, Ayvansaray koruma bölgesi olarak kalmalı. Çok büyük değişiklikler yapılmamalı. Yani eğer bir şey yapılacaksa röleveleri çıkartılarak
bu evler eskisi gibi restore edilip böyle saklanmalı. Çünkü turist dediğiniz insan böyle sıradan böyle klasik 5 yıldız otelleri görmek istemez sur içerisinde. Eski yaşam alanlarını görmek ister. Eskiden gayrimüslimler nasıl yaşıyormuş burada? Osmanlı ile beraber nasıl iç içe yaşamışlar? Ermenisi, Rumu, Musevisi, Türkü, Osmanlısı nasıl yaşamış? Bunların kesitlerini ve örneklerini görmek ister. Benim kişisel düşüncem o iki tartışan grup içerisinde yıkıp yenilemek yapmak yerine olduğu gibi muhafaza etmek. Mesela bunun çok güzel bir örneği var. Yıllar sonra geriye dönüp düşündüğüm zaman ben Bakırköy'de oturuyordum. Zeytinburnu'ndan önden hep geçiyordum. Çok kötü kokuyor diye deri fabrikaları kızıyorduk. Sonra yıllar sonra Uluslararası Akademik Kurulu Başkanı iken İstanbul Üniversitesi'nde yabancı konukları gezdiriyordum. Bir tanesi yıllarca önce Zeytinburnu'na gelmiş. Neden dedi bir bölgeyi saklamadılar? Neden bir fabrikayı korumadılar? İşte o zaman deriler nasıl tabaklanıyordu? Nasıl deri üretiliyordu? Nasıl yıkanıyordu? Keşke o koku da kalsaydı bir bölgede dedi. O zaman anladım bir şeyin korunmasının ne kadar kıymetli olduğunu. Mesela ikinci bir örnek Edirnekapı'daki Sulu Kule. Evet. Ben hayatımda Sulu Kule'ye gitmedim. Ama tartışmaları hep okudum. Hiçbir zaman ben orada bir eve gidip eğlenmedim. Ama keşke bir 10-15 tane ev saklansaydı da bir zamanlar örnek olarak burada Sulu Kule, burada deri fabrikaları var denilseydi. Yatır da olsa bunlar mutlaka. Yani şimdi aynı tehlike burası için söz konusu olabilir. Fener, Balat, Ayvansaray'da eğer bir takım şeyler gerçekten gerekiyorsa yenilemek, yıkılmak üzere olan binaların restorasyonu, turizme kazanılması bence çok büyük yıkımlar yapmak yerine daha konservatif olmak gerekir. Ben dünya görüşü olarak devrimciyim. Her gün devrim yaparım. Sabah kalkarım, o gün yeni şeyler üretirim, bahçe işi yaparım, toprakla uğraşırım, tarih okurum, gezdirim ederim. Hep böyle inovasyon, yaratıcılık şey yaparım, devrimciyim. Ama tarihi koruma konusunda çok konservatifim, çok tutucuyum. Yani bir taşı gördüğüm zaman bile tarihçi olmadığım halde, bir diş hekimi olduğum halde o taşı korumaya çalışırım. Danışırım arkeologlara, bu taş kıymetli mi, korunmalı mı? Evet derlerse hemen arkeolojiye gönderirim. Yani benim kişisel düşüncem konservatif olmak lazım. Tarih konusunda çok tutucu olmak lazım. Günlük yaşamda devrimci olabiliriz. Her gün devrimler yaratabiliriz. Değişiklikler hayatımızda yapabiliriz. Ama tarih konusunda, koruma konusunda çok konservatif olmamız gerekiyor. Sevgili hocam, gerçekten bu dokuyu koruduğunuz için, bu hayvan sarayımıza Anemas kafeyi kazandırdığınız için ve buradaki otantik havayı estirmeye devam ettiğiniz için, aşağıdaki o güzel restoran ve şu anda bizleri ağırlamış olduğunuz bu güzel balkonda, terasta, dışarıda kar yağıyor ama biz sohbetimizin sıcaklığıyla sevgili misafirlerimiz de bizi bekliyorlar. Sizlere çok teşekkür son ediyoruz. Son bir şey yapayım, buyurun, düzeltme yapayım. Buyurun hocam. Kafe kelimesi biraz insanların oturup çay kahve içtiği yer anlamında kullanılıyor. Bakın. Ama biz burada bir kültür merkezi açtık. Öyle düşünelim, sanat merkezi. Burada bir senede 12 tane resim sergisi açtık. 2 fotoğraf sergisi, 2 kitap imza günü yaptık. Kafe bunu biraz kompleksim yok. Evet. Ama bu ada bir sanat adası. Burada Erasmus öğrencilerinin, yabancı öğrencilerin kaldığı bir yurt var. Gene çok yerli yabancı insanların kaldığı bir pansiyon grubu var. Bahçemiz var, doğal ürünler yetiştiriyoruz. Onun için ben sadece bir Anemas kafe olarak anılmak istemiyorum. Bir Anemas kültür merkezi olarak tarihe mal olsun istiyorum. Onu da ufak bir düzeltme tamam. olarak büyük büyüyüm seni, affet benim. Rica ederim, estağfurullah. Senin bizler, heyecanına veriyorum. Balkan TV'ye. Sevgili hocam, bence tüm misafirlerimiz buraya gelsinler. Hep birlikte bir el sallayalım mı sevgili hocam, misafirlerimize? Bir şey söyleyebilir buyurun, Sayın Mehmet Ali abiciğim. Yayın ayarlarına başarılar. Çok teşekkürler. Başarılar. Teşekkürler.